Merhaba. Sanatçılar için kendini anlatma ve sanat piyasasına giriş başlıklı çevrimiçi seminer ve atölye programımızın dördüncü seminerine hoş geldiniz. Projemiz İzmir merkezli K2 Güncel Sanat Merkezi ve Galeri A Güncel Sanat Merkezi'nin ortaklığında düzenleniyor. Kültür için alanın desteğiyle hayata geçiriliyor. Ben Begüm Tatarı, projenin koordinatörüyüm. Geçen hafta gerçekleşen üç seminerimizin ardından bugün Res Artis Yönetim Kurulu üyesi Luigi Galimberti ile birlikteyiz. Welcome Luigi. Thank you very much. Hello Galimberti tüm dünyayı derinden sarsan ve hepimizin yaşamında büyük değişikliklere neden olan COVID-19 salgınının kültür ve sanat üzerindeki etkisine dair bir sunum yapacak. Res Artis bu konuyu sürecin başından beri çok sıkı bir şekilde ele alıp takip ediyor. Kurumsal internet sitesinde COVID-19'a özel kapsamlı bir bölüm ayırmış durumda. Buradan sanatçılar için dünya genelinde sunulan kaynaklar, alandaki gelişmeler, dijital öğrenim olanakları gibi başlıklarda güncel bilgiler sunuyor. Aynı zamanda Res Artis'in konuyla ilgili uluslararası araştırmaları bulunuyor. Galimberti sunumunda tüm bunlara da değinecek. Yayın esnasında sorularınızı bize YouTube canlı sohbet üzerinden yazılı olarak iletebilirsiniz. Kendisi sunumundaki her bölümün sonunda o bölümle ilgili sorularınıza yanıt verecek. Please Luigi, the floor is yours. Hi everyone. First of all, I would like to thank you, Begum, for the invitation to speak, and then also would like to thank Ale for undertaking this very challenging task of translating myself. I'm really happy to be here with you all online this evening, where we will be presenting on a theme which is, of course, very important, very relevant to what we do as people who work in the cultural sector, but at the same time is a topic which has been directly or indirectly impacting the lives of almost everyone in the planet. Herkese merhaba. Maybe I should do this, the translation up to this part, Luigi. Yes, please. Sorry. Okay. Herkese merhaba. Öncelikle davet için Begüm'e çok teşekkür ediyorum. Ayrıca benim çevirimi yapmak gibi zor bir görevi alan Hale'ye de çok teşekkür ediyorum. Bugün çok yani kültür sektöründe olan herkes için çok önemli olan bir konuya değineceğiz. Herkesi doğrudan etkileyen COVID-19 salgınına değineceğiz. Yes, Luigi? Thank you. This is the outline of my presentation. I will firstly introduce myself, then I will introduce Res Artis, which is the organization I collaborate with. Then I will briefly touch upon the arrival of the COVID-19 pandemic and its impact. Then I will focus on a specific case study on arts residencies. Then I will see and try to share with you some cases, some projects that have arisen during the pandemic. And then I will conclude this with a reflection on the new normal, if this is really what we want to. Sunumumun özetini burada görebiliyorsunuz. Öncelikle kendimle ilgili birkaç şey söyleyeceğim. Ardından Res Artis'e değineceğim. Sonrasında bu pandeminin oluşumu, nasıl oluştuğu ve etkisine bir bakmaya çalışacağım. Ardından sanatçı rezidansları üzerine bir vaka çalışmasını size sunacağım. Arkasından bu salgına karşı verilen reaksiyonları konuşuyor olacağız. Bazı vakaları, bu süreçte çıkan bazı projeleri, vakaları size anlatacağım ve en son olarak da yeni normal dediğimiz durumla ilgili
kendi görüşlerimi sizlerle paylaşacağım. Yes hocam. Very briefly about myself, I've studied sociology and arts management. I directed a program called Transnational Dialogues, which was an exchange program for artists, curators, designers, architects, and writers from 2012 to 2016. Öncelikle kendimle ilgili konuşmak istiyorum. Sosyoloji ve sanat yönetimi okudum üniversitede. 2012-2016 yılları arasında pek çok ülkeden sanatçılar, mimarlar, tasarımcılar ve yazarlar için bir değişim programı olan Transnational Dialogues'un müdürüydüm. Yes, hocam. Then I work for Tate Museum in London as a research manager. Now I currently work for a university, but for the past 2 years I've been a board member of ResArtis, and also most recently I founded a cultural organization in Latin America and Paraguay called Arte Paraguay. Londra'da Tate'de araştırma müdürü olarak çalıştım. Şu an ResArtis'te yönetim kurulu üyesiyim. Aynı zamanda üniversitedeyim de. Bunun dışında Latin Amerika, Paraguay'da oluşturulan bir sanat projesi. Artepe Paraguay'ın kurucularındanım. Yes, hocam. I think that's more than enough about myself, and more interestingly about ResArtis. ResArtis is a very special organization. We are the largest network of arts residencies in the world, with 750 members in over 85 countries. We are a professional body, which means that we represent arts residencies. And we support them. ResArtis çok özel bir kurum. 85 ülkeden yaklaşık 750 üyesi bulunuyor. Sanatçı rezidanslarını profesyonel anlamda temsil eden ve savunan bir örgütüz. Yes, hocam. However, our members is made not just of residencies. We have individual members who are part of the organizations and join the meetings. They are mostly artists and arts managers, but there are also individuals from local governments or national governments, international organizations. Let's say one of our, I would say, kind of most visible expression of what we do is our website, where you can find all our members and you can search, you can travel through our website and explore arts residencies all over the world. Biz her ne kadar sanatçı rezidanslarını temsil ediyor olsak da üyelerimiz sadece rezidanslar değil, bireysel üyelerimiz de olabiliyor. Bunlar genelde sanatçılar, sanat yöneticileri, belediyelerden ya da hükümetlerden bir temsilciler olabiliyor duruma göre. Bizim en tabii ki en görünür ifademiz web sitemiz diyebilirim. Web sitemize bir girip dolaşabilirsiniz. Tüm üyelerimizi orada görebilirsiniz. Hangi sanatçı rezidansları var? Hepsi her tür bilgiye oradan ulaşabilirsiniz. Yes, hocam. Very briefly on our values. It's not just words. It is really what we do. So we really practice what we preach, and most importantly, we ask our members to practice what they preach. And this is because we offer a service not just to our residencies, but also to the whole arts community,
and we strive for the residencies to embrace professionalism, diversity, transparency, and sustainability, and we help them doing so. Değerlerimizden bahsetmek istiyorum ve bunlar bizim için sadece kelime değil. Bunları gerçekten uyguluyoruz. Ayrıca üyelerimizin de bunları uygulaması konusunda onlara destek oluyoruz. Bizim tüm sanat topluluğu için benimsenmesi gerektiğini düşündüğümüz değerlerimiz profesyonel olma, profesyonellik, çeşitlilik, farklılık, şeffaflık ve sürdürülebilirlik. Yes, hocam. So this is what we do and what we offer, and I believe we are of course just one among many organizations throughout the world, but I think the more the better, and the stronger we connect with each other, the more resilient we become, and this is true in normal times as much as it is true in challenging times such as those that we're living. And very briefly on this, we have been keeping a page with COVID-19 updates, which have been hopefully very helpful to all our members, residencies, organizations, and artists. Tüm bunları gördüklerinizi yapıyoruz. Bunların hemen üzerinden ben geçeyim. Yani eşlerle bağlantı kurabilme, bölgesel destek ve bilgi sağlama, bedelsiz görünürlük sağlama, sadece üyelere özgü bülten çıkarma, profesyonel gelişim, saygınlık ve onay alma, tasdik alma ve yıllık uluslararası konferanslar. Tüm bunlar yaptığımız işlerden. Tabii ki dünyadaki pek çok örgütten biriyiz biz de bu anlamda. Ne kadar birbirimize bağlı olursak o kadar dirençli oluruz. Hem normal durumlarda hem de daha zor durumlarda bu direnci gösterebiliriz. Ne söyleyeceğim? And now let's move to the topic of our talk. Evet, bugünkü başlığımıza geçelim şimdi de. Very briefly, but also importantly, because these past months have been very, very busy for us all and very challenging. Of course, it also depends where we are based. Unfortunately, myself, I've been, as an Italian and also someone who spends time in the UK, I've been particularly affected by COVID. And so sometimes we risk losing track of how the whole thing developed. Konumuza bakarsak son 3-4 ayı çok yoğun geçirdik. Hep beraber çok yoğun geçirdik ve çok zordu. Nerede olduğumuza, nerede yaşadığımıza göre tabii ki bu koşulların zorluğu farklılaşmış olabilir. Ben bir İtalyan olarak hem İtalya hem İngiltere'de İngiltere arasında gidip gelen biri olarak oldukça zor bir durumu yaşadım. İlk başlardan beri bir şeyi neyin nasıl başladığını, nasıl ilerlediğini bazen gözden kaçırabiliyoruz. Bir zaman çizelgesi nasıldı? O yüzden ben böyle bir tablo hazırladım. Do you want me to translate the timeline, Luigi? Or you want to continue? Well, I can briefly just mention a couple of lines. So, okay. As you can see, the first big news came on 14th of January, where there was an outbreak of pneumonia without a name. Because what is that? And also, this is very important. I believe in how people have lived through it. And then basically from that day, from the 14th of January. Since the first news came out and until the end of June, there have been 500,000 deaths. From 30th of January, right?
Yeah, the 14th of January. Okay. Yani bu tabloya da baktığınızda 2019 Aralık sonundan, 2019 sonundan başlayan bir çizelgeyi görebiliyorsunuz. Bir pnömoni vakaları Çinli yetkililer tarafından pnömoni vakaları bildirilmeye başlandı. Ve o 30 yani Ocak sonundan itibaren de bu virüsün adı konabildi COVID-19 olarak. Ve o günden bu yana baktığımızda da yaklaşık 500 bin insan küresel ölçekte bu koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti. Kesinlikle. What we really should not forget, even if we talk about arts and culture, that COVID-19 has been about people. So on the left, you see a graph about the excess mortality. So basically, it's the deaths in excess of what is normally expected, and you can see the percentages and they go from, and also the spread. So it is Jakarta as much as it is New York, as much as it is the province of Bergamo in Italy. Kültür ve sanat konuşuyor olsak da unutmamamız gereken şey COVID-19'un insanlarla alakalı olması. O yüzden bu tabloya bir göz atacak olursak normal koşullara göre ölüm oranlarının bu dönemde ne kadar arttığını takip edebiliyorsunuz. Bergamo'ya en üste baktığınızda %463 gibi bir oran. Ama istisnasız her şehirde, her bölgede çok fazla artan, eski ölüm oranına göre çok daha fazla artan oranlar söz konusu ve yayılımı da görebiliyorsunuz burada özette. Yani bu New York'ta da böyle, Jakarta'da da böyle, Bergamo'da da, İtalya Bergamo'da da böyle. So this is the first aspect that we should really keep in mind, because this is what is really about in a way. It's like people and families and communities being affected. And the second aspect is the impact that the pandemic, as well as the measures taken by government following the pandemic, will have. Az önceki slide yani aklımızda tutmamız gereken ilk konuydu. Yani insanlar, aileler, topluluklar etkilerdi. Ama bu slide'la da göreceğiniz salgının çok yani ülkeler üzerinde de çok farklı alanlarda da etkileri oldu. Burada ekonomi alanını görebiliyorsunuz. Yes, Doğucu. So as you can see, there is a lot of red and dark red around, and these are not just numbers, these are not just colors, these will be our economies and unfortunately the arts and culture sector, which will be impacted. Burada görebiliyorsunuz renkleri, buradaki tabloda ekonomik açıdan durgunluğun eşiğine gelen bir dünyanın derecelerini görebiliyorsunuz farklı ülkelerde. Ekonomideki daralmaları bu tablo gösteriyor. Daha koyu olanlar görebildiğiniz gibi daha fazla etkilenenler. Küresel anlamdaki bu yaygınlığı da görebiliyorsunuz. Ve tabii ki ekonomik bozulma sanat, kültür sanat alanına da yansıyor. And this is from the Italian Ministry of Culture, in case it wasn't clear enough, this is an unofficial banner produced by the Italian Ministry of Culture and Tourism saying, closed all over Italy, cinemas, theaters, museums, archaeological sites, archives and libraries. So everything must be closed. Bu İtalya Kültür Bakanlığı'ndan bir yasak ifadesi, yasak yazısı. Gördüğünüz gibi COVID-19 yeni acil durum koşulları
altında. İtalya'daki, tüm İtalya'daki sinemalar, tiyatrolar, müzeler, arkeolojik alanlar, arşivler ve kütüphaneler kapatıldı. More in detail, this is where I see the greatest impact for artists and people who works in arts, culture, and creative industries as well. So it is about production, for instance, the studios being closed, at least in many countries. Burada daha ayrıntılı olarak yaratıcı endüstriler ve sanatçıların nasıl etkilendiğini görebiliyorsunuz. Örneğin yapım, üretim alanında stüdyolar kapanmış durumda. Venues have also been closed, affecting all live performance, as much as fruition being affected by museums and galleries also having to shut their door, and particularly the fact that art galleries are shut, this also has an impact, of course, on the art market and the income that artists depend on. Pek çok mekan kapandı ve buralarda canlı etkinlikler olabiliyordu. Doğrudan bir sanat paylaşımı olan mekanlar kapandı. Ayrıca müzeler kapandı. Verimlilikle ilgili oldukça önemli olan müzeler kapandı. Sanat galerileri kapandı ki sanat, yani sanat eserlerin pazarlanması açısından çok önemli olan bu galerilerin kapanması tabii ki sanatçıları da ekonomik anlamda kötü etkiledi. Kesti hocam. And of course it is also about exchange and residencies not being able to take place because of travel restrictions. But of course the impact on our community is much wider. Many of us, most of us, most of the artists are usually self-employed, which is a category which is generally very little protected. So many people, they lost their jobs, they saw their income being cut. And similarly, it's about physical and mental well-being, because of the impact that the virus had on our communities, which are so dependent on mobility and on exchange. Tabii ki değişim programları da, sanatçı rezidanslarının değişim programları da buradan etkilendi. Çoğu kapanmak zorunda kaldı. Ayrıca bizim topluluğumuz, yani sanatçı topluluğu, bu koronavirüsten yine ağır etkilenen bir gruptur. Çünkü çoğunlukla sanatçılar kendi hesabına bağımsız çalışırlar. Ve bu süreçte gelirleri çok azaldı. Var olan işlerini kaybedenler oldu. Ayrıca topluluk açısından da baktığımızda hem fiziken hem ruhen bu toplumun refah durumu, iyilik durumu çok kötü etkilendi. When Begum contacted me and said, "Well, would you like to come and present about the topic, about the impact on COVID-19?" I'm afraid that I have to disappoint her and possibly also you, because it's really too early to say. It's really too early to quantify the impact of the pandemic on arts and culture, as well as on our societies. I think we will have to wait probably well into 2021 before we are really able to assess with clarity and adequate precision the impact of the pandemic. Begüm bana COVID-19'un kültür sanat üzerindeki etkisi hakkında bir konuşma, bir sunum yapmak ister misin dediğinde sizleri aslında hayal kırıklığına uğratmaktan çekindim. Çünkü şu an için bu etkiyi rakamlara dökmek için şu an erken bence. Gerçek manzarayı ancak belki
2021 gibi görebileceğiz. Yani pandeminin nasıl bir etki bıraktığını, bunun ölçülebilir rakamlara dökülebilir halini görmemiz için biraz daha zamana ihtiyaç var. Yes, hocam. This is because we really do not know how the pandemic will evolve in the next few months. And probably the only thing that we really can tell is that all sectors will be affected. So of course it will not just be arts and culture, but it will be all across society, which will make it even more problematic and also more difficult to assess. Çünkü pandeminin nereye evrileceğini ve nasıl gelişeceğini bilemiyoruz şu an. Sadece belki net olarak söyleyebileceğimiz tek şey tüm sektörlerin bu durumdan etkilendiği. Sadece kültür sanat sektörü tabii ki etkilenmedi. Toplumun içerisindeki tüm gruplar, tüm sektörler bu durumdan negatif bir şekilde etkilenmiş halde. Yes, Hoca. However, I would like to give you some numbers, some figures, and I can do that via the following case study, which is about arts residencies. Ben size fakat bir çalışmadan dolayı, sanatçı rezidansları üzerine yaptığımız bir çalışmadan dolayı bir takım rakamlar sunabileceğim. Yes, Hoca. Well, why will I be talking to you about residencies? Well, first of all, because I know about it, but also because they are places of exchange, a place of production, a place of research, a place of exhibition. They are interdisciplinary, and they are all over the world. So I believe they are very. They're very representative of the arts world. Neden sanatçı rezidanslarını konuşuyoruz? Neden bu rezidanslar önemli? Birincisi tabii ki ben bu konu üzerine çalışıyorum ama tabii ki daha da önemlisi rezidanslar hem paylaşımın, alışverişin, değişimin, üretimin, araştırmanın ve sergilemenin yapıldığı yerler. Ayrıca rezidanslar interdisipliner bir yapıda, çok kültürlü bir yapıda ve tüm dünya ölçeğinde yaygın durumdalar. Bu anlamda sanatı temsil etme güçlerinin oldukça yüksek olduğuna inanıyorum. Kesin hocam. So Resart is in collaboration with UCL, University College London. So we have been running a survey. We had almost 300 responses so far from residence organizations. And what I'm going to present you are preliminary results. So they're not the final results that will come out possibly in the next few weeks. So just take them as a draft, draft presentation of the findings. ResArtis olarak University College London ile bir işbirliği dahilinde sanat rezidansları alanında bir etki araştırması yaptık. Yani COVID-19'un etkisi üzerine bir araştırma gerçekleştirdik. Yaklaşık 300 örgütten yanıtlar aldık. Daha net sonuçları bir iki hafta içerisinde bu araştırmanın ortaya konacak. Ama şu anki size yapacağım sunumdaki rakamları bir nevi taslak gibi, bir ön çalışma gibi düşünebilirsiniz bu manada. Test Hoca. So I apologize in advance for the very dramatic image of an asteroid falling into the Earth, but the first results are quite clear and also quite worrying, particularly if you consider that these are still
preliminary findings and the real impact will be felt much later in the year. Yani size böyle dünyaya çarpan bir göktaşı imajıyla bunu sunduğum için önce baştan bir özür diliyorum böyle bir dramatik bir tabloyla karşınıza çıktığım için. Bu ön bulgular yakın zamanda tam olarak ortaya çıkacak. Yes, Luigi. So as you can see, only 5% of the respondents have continued the program, which means that 95% of them have stopped their residency program. 50% postpone all their activities. This means that organizations that run residencies together with other cultural programs, and half of them have postponed all their activities. Burada da görebileceğiniz gibi bu sanatçı rezidans programları yürüten kurumlarla yaptığımız bu araştırma sonucunda gelen yanıtlara göre bu kurumların %5'i sadece programlarını her zamanki şekliyle devam ettirebildiler. Ama %50'si tüm faaliyetlerini ertelemek durumunda kaldı. As you can see, only 20% of the respondents were able to access emergency funding, and 9% of them, so already 1 in 10 of the respondents, have already closed permanently. Görebileceğiniz gibi sadece %20'si bu rezidans programlarının sadece %20'si acil durum fonlamalarına erişim sağlayabildi. Maalesef %9'u kapatmak zorunda kaldı programları. Tabloda bir de rezidansların aldığı önlemler var. Onları da ben hızlıca okuyayım. Evden çalışma, risk yönetimi ve çalışma saatlerinin azaltılması da alınan önlemler arasındaydı. Yes, Luigi? However, on the positive side, organizations have been reacting, and also I believe that organizations that will survive, will get through the crisis, will get out of it much stronger and more resilient. So as we saw in the previous slide, we can see that organizations have started adopting more proactive risk management. They have introduced work from home and reduced staff hours. Pozitif yönde de tabii ki bir takım kurumların verdiği tepkiler oldu. Buradan daha güçlü ve daha dirençli çıkacaklarına inanıyor pek çok kurum. Yani evden çalışma, daha iyi bir risk yönetimi, az önce de bahsetmiştim, çalışma saatlerini azaltma gibi bir takım uygulamalara başladı bu kurumlar. Yes, Hoca? And already 50% they said that they will change the way they make contract with artists. This is a clear reference that, for instance, if a residency get cancelled in normal condition, it's either the artist or the residency, or most likely both, they end up losing money, losing funds. And of course, you can see here there's a willingness to purchase travel and medical insurance, which is already a sign towards a more risk aware sector. Verilen tepkiler arasında, bu kurumların verdiği tepkiler arasında sanatçılarla kontrat yapma biçimlerini değiştirmek de vardı. Yaklaşık yarısı, %50'si farklı biçimlerde kontrat yapmaya başladılar. Aslında oldukça riskli olduğunu söyleyebileceğimiz seyahat ve sağlık sigortaları ödemelerini de yapmak gibi bir değişikliklere gittiler.
Luigi, I think I missed the second sentence. It's not that essential, but basically is that organizations are more aware of risk, and so they the very fact that, for instance, now they're thinking about insurances, a more extensive insurance policy, is a sign of being more mature. Okay. Yani özet olarak söylemeye çalıştığım kurumlar risklerin özellikle sigortalarla alakalı risklerin çok daha fazla farkındalar. Yes, Doğru. We can move on. But of course, the biggest change is about online activities. So, as you can read, 40% have been strengthening their alumni network online, which they weren't doing before, quite surprisingly, which has, of course, incredible positive impact of, let's say, making this the exchange of the residency more permanent and more long lasting, if not permanent. And 35% showed that they said that they're willing to offer virtual residency in the future. And also, besides the 300 residences who responded to the survey, also artists participated in the survey. And they said that 30% of them would create internet-based artwork. Tabii ki en büyük değişim çevrimiçi faaliyetlerde oldu diyebiliriz. Bu sanatçı sanatçı rezidanslarının yaklaşık %40'ı daha önce yapmamalarına rağmen bir çevrim içi alumni yani mezun alanı güçlendirdiler. Ayrıca %35'i gelecekte sanal rezidanslar sağlama kararında olduğunu söyledi. Bu yanıtlar geldi. Bu araştırmaya sadece kurumlar katılmadı, sanatçılar da bu araştırmada yer aldı. Ve sanatçıların yaklaşık %30'u internet temelli sanat yapma çalışmalarını arttıracaklarını söylediler. Yes, Doğru. So you see me on YouTube, but I'm talking to you on Zoom. And so this is something that of course is going to stay. This is something that was here with us before the pandemic. But now it has reached a completely different level. And do we want to do things virtually or physically? Do we need to do things virtually or physically? What is best? Siz şu an beni YouTube'dan izliyorsunuz ama ben şu an Zoom üzerinden konuşuyorum. Yani gördüğünüz gibi bu internetle alakalı bu durum çok ilginç bir hal aldı. Biz bazı şeyleri artık sanal mı yapmak istiyoruz yoksa fiziksel mi devam etmek istiyoruz? Bu sanal karşısında fiziksel duruş var oluş diyelim. Bunlar böyle bir karşı karşıya gelmiş halde. Test Hoca. This is a interesting feedback that one of our board members got from a colleague saying, well, we are doing a lot virtually. It's fantastic. It's helping us to get through this. But there are certain points that are really critical. And when I heard this comment, I found it very very relevant in a way. So the fact that usually when we meet online, we meet for a purpose. So we don't meet without an agenda, which is problematic for creative activities. The fact that when we interact in person, we kind of get to know each other without necessarily having to exchange words, which is something that you can do or generally you don't do online. And also that, of course, online you lose the materiality of art
literature and music creation? Dijital olarak nelerin yapılamayacağı aslında giderek daha belirginlik kazanıyor ve bunları önemli buluyorum. Örneğin artık bir gündem olmadan buluşma hali bu çevrim içinde ortadan kalkmış durumda. Ama sanatçı açısından, yaratıcılık açısından, sanat üretimi açısından bu gündemsiz olma hali önemli. Yani bu durumu önemli buluyorum. Gündem olmadan toplanılamama hali biraz negatif etkiliyor olabilir yaratıcılığı. Ayrıca biriyle bir etkileşime geçtiğinizde onunla normal fiziksel etkileşimde yavaş yavaş tanırsınız o kişiyi. Fakat sanal durumda artık kelimeler olmadan o artık yani sadece kelimeler aracılığıyla o kişiyi tanır hale geldik. Bir üçüncü konu sanal yani çevrim içi çok fazla çevrim içinde yer almakla ilgili problemli bulduğum sanatın, edebiyatın ve müziğin maddeselliğiyle maddeselle artık uğraşamaz hale geldik. Bunu da önemli buluyorum. Hesli Hoca? So I think this is of course one of the most interesting novelties that we will have to deal with. And it's full of possibilities. I don't have answers, of course. No one probably has. I think it's just a matter of trying and of understanding how we want to create and what we need to create in 2020, 2021, and in the future. Yani bu durum mu ben önemli buluyorum sanala karşı fiziksel olma sanalda yer alma halini tabii ki çevrim içi pek çok olasılık da sunuyor bir yandan ancak pek çok soruya da bir yanıtımız yok kimsenin yok nasıl ve neyi üretmek istiyoruz sanat anlamında. Bunları anlamaya çalışmak dışında şu an çok net bir şey söyleyemiyoruz. Yani 2021'de neyle uğraşıyor, nasıl ve neyi üretiyoruz bunları göreceğiz. Yes, Hoca. So here we'll present you three projects. They have been more or less randomly chosen, so they deal with different aspects. They come from different type of people, but I think that each of them, they are completely unrelated, but I think that each of them tells us something about how the arts and culture community has reacted to the pandemic. Bundan sonrasında sunumda size üç projeden bahsediyor olacağım. Bunları yani birbiriyle bağlantılı projeler değil bunlar ama hepsi kültür sanat alanının, kültür sanat sektörünün bu pandemiye verdiği yanıt üzerine odaklanıyor. Yes, Hoca. So this is a survey. Mobile actually more of a report, which is actually freely available online. So it's enough to Google it. Mm-hmm. And it's about the use of spaces, because of course what this pandemic has certainly taught us is the importance of space, but also how we can do without space, but also also the fact that we need to rethink how we use spaces. İlki reawakened spaces, yeniden uyanan alanlar diyebiliriz belki adını taşıyor. Yani bununla ilgili Google'da çok şey bulabilirsiniz. Google'da bunu aratmanızı
rica edeceğim sonrasında. Bu daha çok alanın önemi üzerine bir proje, bir çalışma ve alan olmadan alan olmadan ne yapabiliriz? Bunun üzerine bakıyor. Bir saniyenizi rica edeceğim. And this is of course particularly true for arts and culture, because what we might see in the next few months is some spaces that are not going to reopen. So for instance, it's very likely that some particularly live performance venue will not survive the crisis, or even some museums. And this means that us as creatives, as artists, we need to find new spaces for creations and also new relationships with our audience. Bu pandemi döneminde pek çok mekan, pek çok alan, özellikle canlı faaliyetlere, canlı performanslara ev sahipliği yapan pek çok alan belki de sonrasında bu krizi atlatamayacak. Bazı müzeler de aynı şekilde bu krizi atlatamayabilir. Ve bizim yeni yaratımlarımız için alan kullanımını, nasıl alanlar kullanacağımızı, bu yeni yaratımlarımızı nasıl sunacağımızı yeniden düşünmemiz gerekiyor. Yes, Luigi. I'm going to read this quote taken from this report from a former colleague of mine at Tate, which I find quite interesting and very relevant. We are each other's neighbors, and we are all owners of place, and any place that excludes just the one person is a failed space and a damning reflection on us all. We are in a time of environmental, racial, and economic reckoning. It is our job as placemakers to work for a place-based climate and social justice led by the experts of that place, the communities we are in the service of. That is our opportunity now, as it ever was and should have been. Okay. Biz birbirimizin komşusuyuz ve hepimiz bir alan sahibiyiz ve bir kişiyi bile dışlayan bir alan bence başarısız bir alandır ve hepimizin üzerinde çok kötü yansıması olur bunun. Biz çevresel, ırksal ve ekonomik olarak bir hesaplaşma dönemindeyiz. Alan yaratıcılar olarak bizim görevimiz alan temelli iklim ve sosyal adalet için çalışmak ve bu çalışma o alanın uzmanları tarafından yapılmalı ve hizmetinde olduğumuz topluluk tarafından yapılmalı. Şu an önümüzdeki fırsat bu ve bu her zaman vardı ve zaten olmalıydı. Yes, Luigi? This is the second, it's not a project, it's more of an occurrence that I would like to talk about. These are two Instagram accounts. The one on the right was born during the COVID pandemic. And the one on the left was already active, but the following increased dramatically during the pandemic. İkinci bahsedeceğim şey aslında bir proje diyemeyiz. Instagram üzerinde iki tane hesap görüyorsunuz. Sağdaki pandemi sırasında ortaya çıkan bir hesap. Soldaki ise daha öncesinde vardı ama bu esnada çok daha yoğun kullanılmaya başlandı. And yes, what önce? I found very very relevant for our conversation is not that I particularly like those two accounts, which is true, and I found them a great source of information, but it is that they are rewriting the art history that is generally taught
certainly in the Western world, but also beyond. And I believe that the lockdown caused by the pandemic has made possible for such narratives to be more prominent. Would we like to translate that? Okay. Bu bu iki hesabın bizle ilişkisi tabii ki pek çok bilgi sağlaması da söz konusu. Ancak benim açımdan önemli bulduğum sanat tarihini, yani genelde öğretilen Batı'da yaygın olan ama onun ötesinde de etkisi olan sanat tarihini yeniden yazmaya çalışıyor bu iki hesap. Ve bu kapanma hali, salgından dolayı evlere kapanma hali bu tür uğraşlara da biraz daha tetiklemiş görünüyor. Yes, Fuji? So when in March 2020 museums closed, universities closed, they moved like lessons online. So the web, Instagram, and other social media, other platforms, they became as valid in a way as the institutions that have been teaching us art, and the institutions that we have considered to be the repositories of art, the places where art is shown, the places where art is taught. Mart 2020'de müzeler ve üniversiteler kapatıldıktan sonra internet, Instagram ve benzeri sosyal medyalar bize sanat öğreten kurumlar haline geldiler. Sanat öğreten kurumların bir nevi yerini aldılar. Sanatın gösterildiği, sanatın öğretildiği bir medyaya dönüştü bu alanlar. Yes, Luigi. And so what I really think is a very positive element of COVID is that it kind of disabled institutions. It basically blocked operations of many institutions, which we might regret for some aspects, but also I think on the other side, it allowed different voices that were not represented by such institutions to emerge. COVID'in bence olumlu yanlarından bir tanesi kurumların işlevlerini sekteye uğratmasıydı diyebilirim. Yani kurumların, pek çok kurumun çalışmalarını, işlevlerini bloke etti ve farklı seslerin duyulması için de bir alan açılmış, alan sağlanmış oldu. Yes, Hoca? The last project is something that I've been involved in for the past few months. It's a project started by a London-based artist, Gaia Fugazza, by Shali and by myself. When the virus emerged, and particularly when the lockdown was introduced in Wuhan in China, we thought, well, why don't we ask artists to send the artworks that they are making, or to send us something from their experience of living the lockdown. Son projeye bakacağımız ilk ne diyelim, izolasyondan, kapanıştan, Wuhan'daki postlar, post from the first lockdown. Bunu Res Artist'in de dahil olduğu, benim de içinde bulunduğum bir ekip yaptık. Virüs Wuhan'da ilk ortaya çıktığında, Wuhan ilk izole edilen yerdi. Bize oradakilerin yaptıkları sanatları, yaptıkları çalışmaları göndermeleri düşündük. Yes, Luigi? So the project has not
We haven't launched it yet, so we will hopefully launch it next week. But it's basically an archive of responses from artists from Wuhan in February and March, so the first 2 months of the lockdown. And the reason why we did that is that we wanted to counter the prevailing narratives of national, international media, which basically each others were accusing of propaganda, cover-ups, it's a Chinese virus, who made the virus, etc. But they completely forgot about people and those who were affected by the virus. And we thought that it was a good thing to do to give voice to the artist community and let them express themselves freely and without mediation. Mart, Şubat ve Mart aylarında, yani bu Wuhan'daki izolasyon döneminin ilk iki ayında bu sanatçılardan işlerini göndermelerini istedik ve bir arşiv aslında oluştu. Bunu yapmamızın amacı ulusal ve uluslararası medyada anlatılanlara, yönlendirmelere, bir takım propagandalara karşı farklı bir anlatı ortaya koyabilmekti. Ve sanatçıların kendi seslerini özgür bir biçimde ulaştırmalarını sağlamaktı. Yes, hocam. So this is the final section. Because I think that more than the pandemic itself, more than the impact, I think it's what we want from the future that really matters. And I think this is where we should spend our energies. Yani salgının kendisinden fazla, etkisinden daha fazla bence gelecek için istediklerimiz önemli. Gelecekteki durum hepimizi çok daha fazla ilgilendiriyor ve enerjimizi de bunun üzerine bence yoğunlaştırmalıyız. Yeni normal. Yes, hocam. So this is a very basic comparison of civil aviation, which means passengers and cargo as well. Before and after the pandemic. Bu gördüğünüz sivil havacılıkla ilgili çok net bir karşılaştırma aslında. Pandemi öncesi ve sonrasındaki sivil havacılık hareketleri. Bu hem yolcuları hem de kargoları içeriyor sivil havacılık dediğimde. Yes, hocam. So, as you can see from the comparison, while the lockdown started, there have been way less flights. But however, aviation hasn't stopped because cargos continued. So basically, people couldn't travel anymore, whereas goods could, which is also, if we... it's a bit of a funny comparison, but if we think about Brexit and if you think about the stance of many governments, is basically to allow goods to travel freely, but to restrict the mobility of people. Burada gördüğünüz gibi soldaki Kasım 2019'dan ve sağdaki de Nisan 2020'den havacılıkla ilgili bu hareketliliğin tablosu. Yani bu sivil havacılık olayları tamamen durmuş diyemeyiz. İnsanlar artık seyahat edemez haldeydi. Ancak kargo, yani mallar yine de dolaşımdaydı. O yüzden bu havacılık hareketleri tamamen bitmedi. Yani Brexit'te ya da farklı hükümetlerin duruşlarına baktığımızda malların bu gidiş gelişi ne engel olmadılar, mallar serbestçe
hareket edebildi, ancak insanların hareketliliğini kısıtladılar. Yes, Hoca? So less flights means less tourists. So that's Rome, the Colosseum. On the left, you see the Colosseum on a normal day. And on the right, you see the Colosseum during the lockdown. I don't know what's best in a way, or I don't know what I want, for instance. So these are just images that are new for us, because I think that seeing the Colosseum without people is probably something that hasn't happened for maybe 100 years, maybe more. Tabii ki bu uçuşların azalmış olması turizmi de çok yakından etkiledi. Çok çok daha az turizm faaliyeti olabildi. Şu burada Kolozyum, Roma'daki Kolozyum'u görebiliyorsunuz. Soldaki normal dönemdeki hali, salgın öncesi hali, sağdaki de salgın sırasındaki, bu izolasyon sırasındaki hali. Kimseler yok gördüğünüz gibi. Yani hangisi daha iyi ya da ben hangisini istiyorum, neyi istiyorum aslında tam olarak da bilmiyorum. Yes, Luigi. And similarly, less people traveling and less people doing things, it means a much cleaner environment, a much cleaner air. This is New Delhi, and of course the comparison is striking, but I think this is something we probably have noticed, all of us, wherever we are in the world, that nature has been able to recover, at least for a few months. Again, what does this mean for us? What do we want as the new normal? And of course, keeping in mind the consequences that for instance, the lockdown had, and the difficult balance that we need to achieve. Burada da salgın öncesi ve sonrası çevresel bir etkiyi görebiliyoruz. Bu New Delhi'deki India Gate, Hindistan kapısı diye geçen. Solda gördüğünüz gibi normalde salgın öncesinde çok çevre kirliliğini, hava kirliliğini çok net olarak görebiliyorsunuz. Sağda da çok belirgin bir farkla, çok temiz bir şekilde bunu görüyoruz. Yani daha az insanın seyahat ediyor olması, daha az trafik ve hareketliğin olması tabii ki çevreye, çevre konusunda olumlu etkiler yapmış oldu. Bu 2-3 ay içerisinde hepimizin de fark edebildiği gibi tüm dünyada, tüm dünya ölçeğinde doğa bir nevi kendine geldi, bir silkelendi. Bu bizim için ne ifade ediyor? Yeni normal olarak biz ne istiyoruz? Bunu düşünmemiz gerekiyor. Yes, Luigi. While preparing for this talk, I found up quite an interesting article on the BBC website, which is freely accessible again. And I found this quote, which is in its simplicity, I think it's something that we really need to ask ourselves. And the quote reads, "The new normal, in other words, changes what was wrong, but keeps what was right with the old normal." But if the old normal was wrong, then why did we call it normal? Okay. Yine bu sunumu hazırlarken, web sitesinde dolaşırken BBC'den sizin de ulaşabileceğiniz bir makale karşılaştım ve buradaki bu yazı benim çok ilgimi de çekti. Buradan bir alıntı da yapmak istiyorum. Yeni normal, yani diğer bir deyişle yanlış olanı değiştirdi.
değiştirir ama eski normalde doğru bulduğunu, doğru olanı da tutar. Ama eğer eski normal yanlış idiyse o zaman biz ona neden normal dedik zamanında? Buradan bir alıntıydı. Yes, Hocam. And ourselves as people who works in the arts, works in the culture, but also ourselves as citizens of this world, we need to ask a few questions and also we need to find answers. So do we want a new old normal? Because this is what it looks like. So this is the society we live in. It's a society that as widening inequalities, a society in which the cultural and social fabrics are weakening. It's a society of increased mass surveillance, and it is a society where institutional racism is widespread. And the new normal, if it looks as the old normal, it will be all this, but brought to the extreme. Kültür sanat insanları olarak ve aynı zamanda vatandaşlar olarak bizim de düşünmemiz ve sorular sormamız gerekiyor. Yanıtlar aramamız gerekiyor. Yeni normalden beklentilerimizle ilgili. Yani burada gördüğünüz yeni normal buysa yani normalde ne var? Önceden var olan küresel eğilimlerin alevlenmesi söz konusu olacaksa, artan eşitsizlik söz konusu olacaksa, kültürel ve sosyal dokuların zayıflaması gündeme gelecekse, kitlesel gözetleme, izleme hali artacaksa, ırkçılık daha kurumsal bir hal alacaksa, yani her var olan, normalde var olan durumlar yeni normalde daha da uçlara savrulacaksa bizim bu konularda düşünüyor olmamız gerekiyor, dikkatli olmamız gerekiyor. Yes, Doğucu. And if this is what we do not want, then other perspectives open up. So the no normal, there's no need for normality in a way. Normality can be dangerous, particularly if it looks, as we briefly touched before. And as you can see from the picture on the right, this is a protest that took place in Bristol, in the UK, soon after the killing of George Floyd. And what happened during that protest, the crowd tore down a statue of Edward Colston, who was a philanthropist. This is how he was presented, but was also someone who made his fortune out of slave trade. Someone who made his fortune out of the trade of slaves. Okay. The commerce of slaves. Okay. Tabii ki biz bunları istemiyorsak eğer az önce bahsettiklerimizi farklı perspektifler geliştirebilmeliyiz. Normalin yani yeni normaldeki tehlikeleri görmek gerekiyor. Bu sağdaki fotoğrafta İngiltere Bristol'dan bir propaganda, bir protestoyu görüyorsunuz. Bu Amerika'da George Floyd'un öldürülmesinden sonra yapılan bir protestoydu. Kalabalık Edward Colston'un heykelini devirdi. Ve bu Edward Colston köle ticaretiyle bir zenginlik zengin hale gelmiş bir kişiydi. Yes, Doğucu. So I think it's about the new normal is about certainly about questioning the status quo.
It's also about reallocation of resources. But it's also about creating alternatives, creating alterities, and it's about what happens at the margins. Yani bu no normal diye Luigi'nin tarif ettiği. The no normal, yani asla normal olmayan durumlar. Burada statikonun sürekli statikoyu sorgulayıyor olmamız ve kaynakların yeniden paylaşımı, yeniden dağıtılması konusunu gündemimizde olması gerekiyor. Alternatiflere, ötekilik hallerine ve uçlarda olma durumlarına açık olmamız, uyanık olmamız gerekiyor. Yes, hocam. And one of the things that have struck me the most in the past years, if not in particular in the past months, but I would say in the past years, is what I kind of thought as a kind of politics of denial, and then I discovered that someone has written a book about it, which is great. So I'm going to read this quote for you. It's a book from 1996. The right is tapping deepest historical and personal patterns of denials, social fears, and profound personal pains. And because so much is being denied, cultural discourse about what can be done to change lives of people who are poor or who still experience deeply demeaning racism, or even communities threatened with environmental hazards, is stunted. Okay. Son aylarda ve aslında son yıllarda biraz ilgimi çeken inkar politikalarıyla üzerine birazcık yoğunlaştım ve burada ve bununla ilgili bir kitap olduğunu da keşfettim. 1996 yılında yazılmış bir kitap var bu konuda. Ve oradan size bir alıntı yapmak istiyorum. Sağ, inkarların, toplumsal korkuların ve derin kişisel acıların derin tarihsel ve kişisel kalıplarına dokunuyor. Ve pek çok şey reddedildiğinden, inkar edildiğinden kültürel söylem, fakir olan insanların hayatını değiştirmek için yapılması gerekenler hakkında ki kültürel söylem ya da ırkçılığı, derinleşen ırkçılığı ya da çevresel bozulmalarla tehlike altında olan toplulukları sorry. Cümleyi tekrar bir toparlamam gerekecek. Çok özür diliyorum. Pek çok şey inkar edildiğinden fakir olan insanlar ya da ırkçılığı çok derinden hala yaşayan insanlar ya da çevresel bozulmalardan etkilenen topluluklar için bunların hayatlarını değiştirmeye çalışan kişilerle ilgili kültürel söylem yani cümle burada biraz yarım kalmış gözüküyor. Sorry, Luigi, the sentence seems to be
cut here because I can't follow the word, and I will check again. So basically, kind of the concept is that. Okay, there is one thing. All right. But basically, the concept is that the politics of denial is that politics is denying issues and problems that are clear and evident, saying that they do not exist on the one side. But then when people say, yeah, but we believe they exist, we see they exist, we want to change them, then even the possibility of change is denied. And this is what I believe is blocking us as citizens, but also us as cultural producers. Şeyi anladım ben, fiili kaçırmışım bu şeyde. Yani bu kültürel söylemin çok bodur kaldığını, gelişemediğini söylüyor. Bu böyle, çünkü o kadar çok şey inkar ediliyor. O kadar fazla bir inkar politikası kullanılıyor ki fakirler için ırkçılık, görenler için çevresel etkilerden kötü etkilenen topluluklar için ortaya konan, oluşturulan kültürel söylem her zaman çok bodur kalıyor diyor. Yani bu da bizim değişimle ilgili olasılıklarımızı, ihtimallerimizi çok azaltan azaltan bir hava oluşturuyor, ortam oluşturuyor. Yes, Luigi. And the next concept, I think I find it also extremely interesting, the concept of anti-fragile. And I'm going to read from the quote again. Some things benefit from shocks. They thrive and grow when exposed to volatility, randomness, disorders, risk, and uncertainty. Anti-fragility is beyond resilience or robustness. The resilient resists shocks and stays the same. The anti-fragile gets better. Anti-fragile yani kırılgan olmama hali. Düzensizlikten kazanan, düzensizlikten beslenen şeyler. Bazı şeyler şoklardan faydalanıyor. Yani böyle havai olma, düzensiz olma, risk, belirsizlik hali için savaşıyorlar ve bunlara maruz kaldıklarında hatta daha da büyüyorlar. Bir nevi bunlardan besleniyor bazı şeyler. Kırılgan olmama hali bir saniyeniz istiyorum. Kırılgan olmama hali dirençli olmanın ve sağlam olmanın çok daha ötesinde bir durum. Dirençli olan şoklara direnç gösterir ve aynı kalır. Kırılgan olmayan ise daha da iyileşir. Yes, Tuğçe? So if you remember that asteroid, the one we saw a few slides before, I think that not only will we survive the asteroid because we are resilient, I also think that the asteroid could be COVID, but it could be also other aspects that are very present in our society and that are affecting us, will make us better. So we'll not just survive them. So we are resilient, we will be resilient, but we will also be anti-fragile. We will bounce back. Daha önceki göktaşını hatırlarsınız, dünyaya yaklaşan. Bu göktaşı bir COVID olabilir ya da toplumdaki farklı unsurlar da olabilir.
Biz bu göktaşını sadece atlatmakla kalmayacağız. Buna karşı direnç de geliştireceğiz. Ve buradan kırılgan olmayan ve daha güçlü bir halde buradan çıkacağız. Yes, Suici. So it's our choice, it's our future, and this is what really matters. Bu bizim seçimimiz ve bizim geleceğimiz ve önemli olan da esas bu. Yes, hocam. Teşekkür ederim. Thank you. Teşekkürler. Değerli sunumu için Luigi Galimberti'ye biz çok teşekkür ederiz. Thanks a lot, Luigi, for your valuable presentation. Well, thanks, Ale, for your translation. You're welcome. Kendisi henüz elimizde tam olarak COVID-19 salgının etkilerini anlayabilmek için yeterli veri olmadığını, esas sonuçları 2021'de görebileceğimizi söyledi. Luigi has mentioned that we don't have enough quantitative results regarding COVID-19 pandemic, but maybe in 2021 we may have more concrete results. Diğer yandan geçen haftaki seminerlerimizden birinde Aydın Seçkin şöyle bir ifade kullandı. Dedi ki salgın hesabı getiren garson oldu. Aslında zaten belli bir yere doğru gidiyordu kültür sanat dünyası. Covid-19 bunu hızlandırmış oldu. Temel olarak dijitalleşme ve yeni çözümler anlamında. On the other hand, one of the other guests of this program, Aylin Seçkin, said in the prior seminar that the pandemic COVID-19 has been the waiter who brings the bill, who brings the bill. I mean, in terms of digitalization and new solutions, the pandemic has speed up the process. Kendisi bu konuda ne düşünüyor acaba? Aynı fikirde mi? What do you think about this, Luigi? Would you share this view of Aylin? Well, it is something that we ourselves as res artists are thinking a lot about. Res artist olarak biz de bu konularda çok kafa yoruyoruz. So, of course, organizations, they need to change, or if they don't want to say change dramatically, they still need to add a strong digital component to their activities, which is not just about marketing on Facebook. It's about creating culture digitally. O yüzden tabii ki kurumların değişmesi gerekiyor. Belki çok dramatik bir değişim olmasa da muhakkak ki faaliyetlerine bir dijital komponan, dijital bir bileşen eklemek durumundalar. Bu sadece pazar kaygısından dolayı değil ama kültürün artık dijital olarak yaratılması söz konusu olduğu için artık daha fazla dijitalleşmeyi düşünmek durumundalar. This is also because we should not forget the context that we live in, an environmental crisis where traveling is problematic because more travel means more pollution. Çevresel açıdan da problemli bir durum var. Seyahat etmek
Çevre kirliliği çok tetikliyor. Ne kadar fazla seyahat ediyorsak o kadar fazla çevreyi kirletiyoruz. Ne söyleyeceğim? However, many stakeholders we have been talking to, they kept stressing that physical contact, physical meetings are an essential part of cultural creation. And they even went as far as saying that it is almost a right of individuals to be put in a position that they can travel. They can travel freely and they can travel affordably. Konuştuğumuz pek çok paydaş fiziksel toplantıların, fiziksel temasın kültürel yaratım açısından ne kadar aslında çok önemli olduğunu dile getiriyorlar ve bunun yani kişinin ya da sanatçının seyahat özgürlüğünün ve seyahati yani karşılayabileceği ücretlerle seyahat edebilmesinin aslında bir hak olduğunu söylüyorlar. Yes, Luigi. I don't think that there is one right answer and there is no right direction to follow. I think what really matters is who leads the discussion. So if it is ourselves, members of the artistic, culture and creative community, I think that whatever the outcome is going to be, I think it's a positive outcome. If the discussion about how much we can travel, where we can go. If this discussion is led by governments, is led by corporation, and we are excluded from this discussion, then we are going to suffer. Bence tartışmayı kimin yaptığı çok daha önemli. Yani böyle tekil olarak seyahat özgürlüğü tartışmasından ziyade bu tartışmanın kimler tarafından yürütüldüğü çok önemli. Eğer bu tartışmayı kültür sanat üyeleri yani sanatçılar, kültür sanat topluluğunun üyeleri yapıyorsa sonuç ne olursa olsun, nasıl bir sonuca varırlarsa varsınlar, bence bu olumlu olacaktır. Onların düşüncesi olacaktır. Ama eğer bu tartışmayı hükümetler, şirketler yapıyor, onlar yönlendiriyorsa, bence kültür sanat camiası açısından bu olumlu bir durum olmayacaktır ve bundan acı çekeriz, kötü bir şekilde etkileniriz diye düşünüyorum. Ne kadar seyahat edeceğimizi, nereye gideceğimizi sanatçılar olarak biz kendimiz tartışmalı ve sonucuna da biz kendimiz bulmalıyız. Destoyci. So in other words, if ourselves as the creative community we reach the conclusion that we have to work more digitally in order to curb travel, curb emissions, etc., then I think it's a positive conclusion. But if for instance, it's a government saying, "Well, I'm sorry, you cannot travel because you're not welcome anymore to my country," then no, we cannot accept. So I think that the balance between digital and physical, and also how organizations will respond to that, it really depends on the context rather than on the thing itself. Yaratıcı toplumun üyeleri olarak bu salgın sonrasında daha dijital ortamda çalışmaya karar verirsek bu bence olumlu bir sonuçtur. Çünkü biz böyle yani seyahati azaltmak için, hareketli azaltmak için ve benzeri koşullar için artık daha fazla dijital yaratımlarda bulunacağımıza karar verirsek bu bizim kararımızdır ve bence olumludur. Ama bir hükümetin benim ülkeme gelmeni istemiyorum. Burada bir sanatçıya bu şekilde bir yasak getirmesi bence olumlu bir durum değil.
Dijital ve fiziki arasındaki denge bence bu bağlama, bu ortama çok bağlı bir şey. Yes, hocam. That was my answer. Benim yanıtım böyle olacak. Peki, YouTube'da herhangi bir soru görünmüyor şu an için. There is no question from the audience on YouTube. Ben Luigi Garimberti'ye bu değerli sunumuyla projemizde yer aldığı için çok teşekkür ederim. I want to thank Luigi Galimberti very much for his valuable presentation and to take part in our program. Thank you very much, and I hope that the presentation was, well, the presentation could generate some thoughts about the context in which we live in and how we have to respond to it. And again, it would be very interesting to meet like in a year time and to see how the world has really changed following COVID-19. Ben de çok teşekkür ederim. Umarım sunumum içinde bulunduğumuz bağlamla ilgili ve buna nasıl tepki vereceğimizle ilgili yeni bir takım fikirler gelişmesine vesile olur. Önümüzdeki yıl, bir yıl içerisinde dünyanın COVID'den nasıl etkilendiğini hep beraber daha iyi görüyor olacağız. Evet, önümüzdeki sürece de hep birlikte tanıklık edeceğiz. Sonuçlarını da birlikte göreceğiz. Yes, we will witness in future what the consequences of the pandemic will be. Tekrar çok teşekkürler. Thank you very much again. Thank Luigi. 17 Temmuz Cuma günü yine saat 18'de Derya Yücel Türkiye'de Küratöryel Pratikler ve Küratör Sanatçı İlişkileri başlıklı iki bölümden oluşan seminerinin ilk bölümünü sunacak. Bu sunumu da yine K2 Güncel Sanat Merkezi'nin YouTube kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz. Hala Yılmaz'a da tercümesi için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Our next seminar will be on 17th of July. Derya Yücel will be presenting on the creators. I think, would you like me to translate the whole title? If you can Yes, repeat the title, I I can can. translate it. Okay, Türkiye'de curatorial pratikler. I can say it in English. Okay, all Curatorial right. practices in Turkey and curator-artist relations. Okay. As we hope to see you again for the seminar as well. And we also thank Hale for translation. Yes. Okay. So thank you and see you next time. Okay. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Görüşmek üzere.